Merhaba arkadaşlar. Bugün kombi su ısıtmıyor. Bununla ilgili problemi gidereceğiz ve su akış türbinini değiştireceğiz. Zaten kombilerde su ile ilgili yapabileceğimiz 3 tane değişiklik var, arıza var. Bu arızalar normalde ya su akış türbini bozuk, ya 3 yollu vana bozuk ya da eşanjör bozuk oluyor arkadaşlar. Bizim kombimizde eşanjör sağlam, tıkanıklık yok. 3 yollu vanada da sıkıntı yok. Su türbininde sıkıntı var. Yani akış türbininde sıkıntı var. Suyun kombiye girdiğini algılayamadığı için suyu da ısıtmıyor. Bazen arada bir yakıyor, biraz ısınıyor. Sonra tekrar soğuyor. Hem bir ısınıp bir soğuyor. Bunu gidermeye çalışacağız. Öncelikle kombinin kapağını açacağız. Benim tamirini yapacağım kombi Vaillant TurboTech arkadaşlar. Şu altında iki tane vidası var. O vidaları ben söktüm. Şimdi kombinin kapağını kendime çekip yukarı kaldırıyorum ve böyle ön kapağını çıkartmış oluyorum. Bu kapağını çıkarttıktan sonra zaten direkt şuradaki gösterge panelini kendime asıldığım zaman şöyle kapağını rahat bir şekilde açabiliyorum. Burada arkadaşlar su ısıtması ile ilgili kullanılan birkaç tane parçadan bahsedeceğim. Bakın buradaki eşanjör. Eğer suyu açtığınız zaman normalde su akış şiddeti normal olan şiddetinden biraz daha azsa büyük bir ihtimal bu eşanjörünüz tıkanmış olabilir. Sizin kombiniz yanıyor fakat ısıtmıyorsa 3 yollu vanada bir arıza olmuş olabilir. Yani suyu ısıtacağını betekleri ısıtıyor olabilir. Eğer suyu ısıtmıyorsa, su akışı normalse, bazen ısıtıp bazen ısıtmıyorsa, bir ısınıp bir soğuyorsa o zaman buradaki su akış türbininde arıza vardır. Su akış türbini burada arkadaşlar. Su akış türbini ben bir tane aldım. Onunla değiştireceğim. Şimdi bu türbini sökmek için öncelikle musluğumuzu kapatmamız gerekiyor. Su giriş vanasını kapatıyorum. Diğer zaten peteklerle ilgili, o yüzden onu kapatmama gerek yok. Bunu kapattıktan sonra biraz suyu açarsanız içerisindeki basınç da gitmiş olur. Sıcak su tarafındaki basınç. Bu su akış türbinini çıkartmak için şurada bir tane demir parçası var. Bunu tornavida ile yukarıya kaldıracağız. Arka tarafta da bir tane yine suyu sıkıştırmak. Yani bu su akış türbinini burada sabitlemek için bir parça var. Bunu da çıkartacağız. Bu ikisini çıkarttıktan sonra şu boruyu da biraz geri çekmemiz gerekiyor. O yüzden şu alt tarafında şurada kombinin altındaki o boruyu tutan somunları gevşelteceğiz ve o boruyu çıkartacağız arkadaşlar. Böylelikle su akış türbinini rahat bir şekilde dışarı alabileceğim. Aşağıdaki boruyu gevşerttikten sonra buradaki parçayı çıkartıyorum. Evet, bu parçayı çıkarttım. Şimdi arka tarafta bir tane daha parça olduğunu söylemiştim. Onu çıkartacağım elimle. Evet, o parça da hemen burada. Biraz elimle açtırtarak çıkartmaya çalışıyorum. Evet, bakın bu parça. Bu parçayı çıkarttık. Çıkartırken yönüne dikkat edin. İnce olan tarafı bu tarafta, kalın olan tarafı geriye gelecek. Bunu çıkarttıktan sonra şöyle hafif boruyu geri çekerek buradan kurtarmanız gerekiyor. Evet, soketi de çıkarttık. Şimdi diğer parçayı takacağım ama şuradan contasını alıyorum. Çünkü diğerinde conta yoktu. Bu contayı diğer yeni almış olduğum su akış türbinine takacağım. Burada contayı buraya taktım. Bunu yerine takacağım şimdi.
Şöyle yukarıya doğru takacağım. Diğeriyle biraz bir farkı var. Diğeri yuvarlak orijinali. Bu biraz daha farklı ama inşallah yerine uyar. Bakalım şimdi ben yerine takayım. Buraya biraz yağ sürebilirsiniz takarken. Biraz sabun da sürebilirsiniz. Şöyle önce soketi takıyorum yerine. Evet, soketi taktım. Şimdi parçayı takıyorum. Arka tarafındaki parça arkadaşlar şöyleydi. Kalın olan tarafı arka tarafa gelecek. İnce olan tarafı bize doğru gelecek. Hemen. Evet, yerine gayet güzel bir şekilde oturdu. Şimdi buradaki parçayı yerine oturtuyorum. Evet, bu da gayet güzel bir şekilde oturdu. Üzerinde şöyle bir parçamız vardı sabitlemek için. Onu da taktık. Evet, su akış türbini değiştirmek bu kadar arkadaşlar. Tabii ki bunu kendiniz değiştirmeyin. Servis çağırıp bu şekilde su akış türbinini değiştirmek istiyorum diyebilirsiniz. Şimdi ben kapakları kapatıp deneyeceğim. Bakalım çalışıyor mu diye. Hatta öncelikle bir suyu açıp su kaçırıyor mu, kaçırmıyor mu onu deneyeceğim. Evet arkadaşlar, su akış türbinini değiştirdik. Şimdi test edeceğiz çalışıp çalışmadığını. Şöyle kapağımızı kapatıyoruz. Evet, çeşmeyi açtık şu an. Bakalım yanacak mı? Evet, gördüğünüz gibi şu an kombimiz çalıştı ve sıcaklık da buradan artıyor. Normalde kombi çalışıp hemen devreden çıkıyordu. Ama şimdi gördüğünüz gibi devreden çıkmıyor. Umarım işinize yarayacak bir video olmuştur. Lütfen kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. İyi seyirler.